Öncelikle UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da yapılmasıyla ilgili aldığı karar birkaç sefer iptal olmak zorunda kaldı. Ama çok şükür ki bu yıl bu dünyanın en önemli kupasının finalini İstanbul'da oynayacağız. İstanbul'da olması bizim için çok büyük bir tanıtım imkanı. Özellikle milyarlarca insan bu maçı cumartesi gecesi statlardan ve evlerinden, televizyondan seyredecekler. Türkiye'nin özellikle soft power dediğimiz bilim, sanat ve sporla anılması son derece önemli. İstanbul'un bu şekilde dünyanın gündemine gelmesinde çok önemli buluyoruz. İnşallah özellikle futbolla iç iç olan Sayın Cumhurbaşkanımız cumartesi günü Alexander Zeferin'i de kabul edecek. Ve bu turnuvanın finalinin İstanbul'da yapılması bizim için önemi bir kat daha fazla. Çünkü 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi adına da bir turnusol kağıdı olacak. Çünkü inşallah bu turnuvayı finalini güzel bir şekilde gerçekleştirirsek onun da ilk denemesi olmuş olacak. O yüzden çok önemsiyoruz. Aylardan beri bir taraftan UEFA ekipleri, bir taraftan bizim ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışıyorlar. Çünkü 100 binden fazla insan bekleniyor. Bu içinde bulunduğumuz şu anda Yeni Kapı festival alanı gerçekten önemli bir etkinlik alanı. 4 gün boyunca burada bugün cuma, cumartesi ve pazar günleri çok güzel etkinlikler olacak. Sanatçılar olacak burada. Yerli yabancı sanatçılar. Şöhretler karması futbol maçları yapacak burada. Ve ben bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum bu etkinlik deneyimini yaşamaya. Bütün etkinlikler ücretsiz. Özellikle bunun da altını çizmek istiyorum. Bu yapılacak etkinlikte bu hummalı çalışmayı gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye'mize ve İstanbul Valiliğine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten burayı güzel bir şekilde bugüne yetiştirdiler. Özellikle siz de belirttiniz, bunu daha önce de konuyu gündeme getirdik. Bizim için önemli olan bu finalin İstanbul'da yapılması, ama bu kupayı daha da önemli hale getiren Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan Türk, aynı zamanda Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu, aynı zamanda milli takımımızın kaptanı, da kaptanı. Evet. O yüzden gönül mutlaka bir centilmenliğin kazanmasını arzu ediyor. Ama kim kazanırsa kazansın, bu kupa bir Türk kaptanın elinde yükselecek. Evet. Biz ikisinden de gurur duyarız. Çok teşekkür ederim. Yapmamız gereken şey onları alkışlamak ve rekabetin en güzel fair play içerisinde gerçekleşmesi. Teşekkür.